Baksana içeri, bir tanıyan var mı? Bıktım artık Cemile. Bir yan kesici gibi herkesten gizli sevişmekten bıktım artık. Gel. Kimse yok gazinoda. Bekle. Başka ne istersiniz efendim? Emredersiniz efendim. Oo, Ekrem Bey, buyurun efendim. Merhaba. Şu tarafa buyurun. Ne arzu edersiniz? Her zamanki gibi. Emredersiniz efendim. Yapma Ekrem, haksızsın. Biraz tedbirli davransak günah mı? Bu hoyrat muamelelerin öldürecek beni bir gün. Cemile. Bu akşam güzelliğin üzerinde gene seni. Şimdi seni nasıl istiyorum bilsen. Keşke evine gitseydik. Cemile, sen daima bir dişi olarak kalmaya mahkumsun. Hiçbir zaman kadın olamayacaksın. Doğru. Seni yalnız ruhumla değil, cisminle de seviyorum. Eyvah! Mahvoldum Ekrem. Kocamın ortağı Cemil. Çabuk siper ol bana. Tanınmadan çıkalım şuradan. Ay Allah kahretsin. Bizi derhal geldiğimiz yere götür. Baş üstüne efendim. Beni affet Ekrem. Başka türlü yapamazdım. Nihayet kocamın ortağı. Rica ederim Cemile. Beni kandırmaya uğraşma. Kocanın senin her türlü hareketine göz yumacak kadar iradesi zayıf bir adam olduğunu bilmeyen var mı? Çok zalim bir insansın Ekrem. Bıktım artık bu şerefsiz aşktan. Ne oldu? Ne var? Çabuk kolonya ver, mendil de. Hiçbir şey olmadı kızım, korkma. Otomobille çarpmıştın da. Fakat nasıl oldu da çarpmıştım? Kaza. Hadi seni otomobile koyup evine götürelim. Peki efendim. Basamıyorum. Dur. Seni kucaklayıp arabaya koyayım öyleyse. Ne yapıyorsun kızım? Düşeceksin. Sarılsana boynuma. İyi sarıl. Hadi atla otomobile, gidelim artık. Bir eczanenin önünde dur. Yaranızı bir pansuman yaptıralım. O halde beni Şişli'de bırakırsınız Ekrem. Ben yalnız giderim. Nasıl istersen. Allah ısmarladı. Seni ararım sonra. Peki.
hanımefendi karınız mı? Hayır. Demek bekarsınız. Hı hı, bekarım. Yalnız başınıza mı oturuyorsunuz evinizde? Evet. Ne tuhaf. İşte eczaneye geldik. Bir pansuman yaptıralım, sonra seni evine götürürüm. Ben burada pansuman yaptırmam. Beni evinize götürün. Ne dediniz? Sizi evime mi götüreyim? Evet. Beni burada görmesinler. Pansumanı lütfen evinizde yapın. Yoksa benden korkuyor musunuz? Cihangir'e götür bizi. Yıldız Sokağı 11 numara. Peki. Gelin, işte burası. Olur, canımı acıtmayın sakın. Korkmayın. Yalnız şöyle yanıma sokulun bakayım biraz. Oldu. Ben de derince bir yara zannetmiştim. Meğer ufak bir sıyrıktan ibaretmiş. Şimdi söyleyeyim bakalım bana küçük hanım. Sıcak bir şey ister misiniz? Hayır. Siz karşımda oturun, konuşalım daha iyi. Bana bir sigara verir misiniz? Demek siz sigara da içiyorsunuz. Eskiden sizin yaşınızdaki kız çocukları büyüklerin yanında oturup konuşamazlardı bile. Şimdi benim için neler düşünüyorsunuz? Belki de beni bir sokak kızı zannediyorsunuz değil mi? Fakat sizin bildiğiniz gibi bir kız değilim ben. Hem ben... Sizin bir sokak kızı olamayacağınızı anlamak güç değil. Bir sokak kızından ne böyle asil bir bakış... ...ne de bu derece ince bir zerafet bulunur. Siz olsa olsa dikkatsiz, ihmalci bir ailenin... ...söz dinlemeyen, şımartılmış bir kızı olabilirsin. Hayır. Ben sadece arzu ettiği şeyi yapmaktan çekinmeyen... ...bir fikirli bir genç kızı. Çok garip fikirleriniz var. O kadını çok mu seviyorsunuz? Hangi kadın? Korkudan bir gölge gibi otomobilden inip kaçan kadını. Evli galiba. Evli bir kadının başka bir erkeği sevmeye hakkı var mıdır? Bırakın şimdi siz bunları. İnsan 18 yaşında bunları kavrayamaz. Siz henüz çocuksunuz. Ne yaptığını bilmeyen cesur fakat tecrübesiz bir çocuk. Çocuk mu? Benim çocuk olmadığımı, bilakis isteyen, arzu eden bir kadın olabileceğimi şimdi öğreneceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? Ben 40 yaşında bir adamım. Kızım olursunuz siz benim. Ne olursa olsun, bu gece talihimde bir ufuk açıldı. Hiçbir şey düşünmeden sizin olmak istiyorum. Hayır, hayır. Buna ne insan kanunları ne de Allah razı olur. Sizi sadece sizin için isteyen bir kadını reddetmek fazilet değildir.
Çabuk da sabah olmuş. Halbuki bu geceyi ben ne kadar çok seviyordum. Gelin Ekrem Bey, yanıma oturun. Sizi ne kadar yakınımda hissedersem kendimi o kadar mesut buluyorum. Ne kadar güzelsin. Demek beni güzel buluyorsunuz. Siz bir kadını bir anda mesut edecek yahut bir anda mahvedebilecek bir erkeksiniz. Öpün beni Ekrem Bey. Beni gene kollarınızın arasına alın. Ruhum yaşadığı müddetçe yalnız sizinle olacaktır. Kaldır başını. O iğrenç yüzünü görmek istiyorum. Utanma. Bir saat evvel tanıdığı bir erkeğin koynuna giren genç bir kızın dünyada utanabileceği hiçbir şey olamaz. Hayasız kız. Niçin yüzünü göstermiyorsun? Korkak seni. Ben korkak değilim. Yüzümü yüzünüze bakmaktan korktuğum için değil, iğrendiğim için sakladım. İtiraf ediyorum. Bir adamı seviyorum ben şimdi ve bunu söylemekten utanmıyorum. Fakat ya siz? Siz ki evli bir kadınsınız. Nasıl utanmadan, yüzünüz kızarmadan bir saat evvel içinde kocanızla koyun koyuna yattığınız bir yataktan çıkıp bir saat sonra daha vücudunuzun harareti soğumadan bir yabancı erkeğin koynuna girmek istiyorsunuz? Utanmak, korkmak, yüzünü herkesin yüzünden saklamak bana değil, size düşer. Fakat Gülderen... Sen dur. Biz aramızdaki meseleyi kendimiz hallederiz. Sevdiğim adamı sana bırakacak kadar alçak bir kadın olmadığımı şimdi anlayacaksın. Bu geceyi beraber geçirdiğim bu erkeğe her şeyimi verdim. Buna mukabil yalnız bir şey istedim ondan. Benim aldığım zevki başka bir kadın almasın. Halbuki şimdi o zevki sen de tatmış bulunuyorsun. Bu sonsuz zevki mesut bir hatıra halinde ebediyete kadar götüreceksin öyleyse. Ne yaptın Cemile? Demek hadise hakkında hiçbir bilginiz yok. Maalesef. Tek bildiğim şey çok sevdiğim karımı şimdi kaybetmiş olmam. Kaç senedir evliydiniz? 4 seneden beri. Onu ölmeden evvel son defa saat kaçta gördünüz? Gece 11'de. Sabahleyin haberim olmadan yataktan kalkıp gitmiş. Karınızın bir ihanetinden, herhangi bir günahından şüpheniz var mı? Belki evet, belki hayır. Neyse, olan oldu şimdi beyefendi. Kendi arzusuyla ölenlere karışmamak belki daha iyi olur. Peki efendim, bu kadar. Serbestsiniz, gidebilirsiniz. Lütfen imzalar mısınız? Getirin bana Sermet üstündeki delikanlıyı. Mehmet Bey, buyurun. Buyurun, oturun. İsminiz Sermet değil mi? Evet, Sermet. Maçka'da yokuş çıkmazında 13 numarada oturuyorum. Tahsiliniz? İsviçre'de üniversitede okuyorum. Dün sabah öldürülen Gülderen'le İsviçre'de mi tanıştınız? Evet. 3 seneden beri birbirimizi seviyorduk. Evlenecektik. 5 ay evvel bir çocuk aldırma hadisesinden dolayı hakkınızda takibat yapılmış. Sonra beni muhakeme kararı almışsınız, öyle mi? Evet. Gülderen'in çocuğu düşürmek istediğinden haberim yoktu.
Akşam siz Gülderen'le beraber misiniz? Kaçta buluştunuz? Beraber değildik. Akşam saat 9'da buluşacaktık. Bekledim, gelmedi. Demek evvelki sabah cereyan eden hadiseyi sonradan öğrendiniz. Evet efendim. Pekala. Zaptı imzalayıp gidebilirsiniz. Maden mühendisi Ekrem Bey'i getirin. Oturunuz. İsminiz Ekrem Sevinç. 38 yaşındasınız. Cihangir'de oturuyorsunuz. Bekarsınız. Fransa'da maden mühendisliği tahsil ettiniz. Evet efendim. Hadise malum. İzaha lüzum yok. İki genç kadının ölümüyle biten bu facianın tek şahidi ve müsebbibi sizsiniz. Öğrenmek istediğimiz şu. Bu kadınlar nasıl öldüler? Acaba hadise aynen sizin anlattığınız gibi mi oldu? Başka nasıl olabilir? Mesela Cemile kızı öldürünce sizin de Cemile'yi öldürmeniz kabil değil mi? Niçin öldüreyim Cemile'yi? Niçin öldüreceğinizi veyahut öldürüp öldürmediğinizi henüz bilmiyorum. Yalnız hatıra gelmez mi ki Cemile kızı vurduktan sonra sizi de vurmaya teşebbüs ettiği sırada siz daha evvel davranıp bu işi yapmış olasınız? Bu mümkün değil mi? Rica ederim beyefendi. Ben haysiyet sahibi namuslu bir adamım. Ekrem Bey, ben hadisenin namus ve faziletini değil bu iki kadının nasıl öldürüldüğünü öğrenmek istiyorum. Kanunun yazmadığı suçları araştırmak, vicdanlarda dolaşan suçları takip etmek benim vazifemin haricindedir. Bakın şu telefona ne istiyorlar. Buyurun efendim. Onun için... Sizi morgdan istiyorlar efendim. Buyurun, ben savcı Nihat. Öyle mi? Demek parmak izleri uyuyor. Peki. O halde mesele yok. Şüphesiz. Teşekkür ederim. Gerek morgun verdiği rapor, gerek tabancanın üzerindeki parmak izlerinin tetkiki, Cemile'nin tabancayı kendisinin ateşlediğini göstermektedir. Bu vaziyete göre artık tahkikatın devamına mahal kalmamıştır. İşlediğiniz suçun cezasının ne olduğunu maalesef kanun yazmıyor. Onun için hakkınızda ademi takip kararı vermeye mecburum. Sizi suçunuzla ve vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Şimdi gidebilirsiniz, serbestsiniz. Sizin şirketimizde vazife almanız, madenimizde çalışmanız bizim için büyük bir kazançtır Ekrem Bey. Ancak Gediz'de hayat şartlarının ağır olduğunu söylemek isterim. Bilmem ki intifak edebilecek misiniz? Şartlar ne olursa olsun benim için fark etmez. Buradan gitmek, kaçmak, bu öldürücü ıstıraplardan, hatıralardan bir an evvel kurtulmak istiyorum. Madem ki seyrediyorsunuz, pek. Yarın hareket edebilirsiniz. Teşekkür ederim.
Müsaade eder misiniz? Gidince gidecek olan mühendis Ekrem Bey siz misiniz? Evet benim. O halde buyurun sizi götürmeye geldim. Gediz ne kadar sürer buradan oğlum? 3 saatte gideriz efendim. Fakat sizi önce köye götüreceğim. Size orada bir oda hazırladık. Neden? Gediz'de otel yok mu? Var ama otelde rahat edemezsiniz. Hem madenin bulunduğu yer Gediz'den epeyce uzakta. Beyefendi sizin için bizim evde bir oda hazırlattı. Bu beyefendi dediğin de kim oluyor? Madenin bulunduğu arazinin sahibi. Kendisiyle görüşmediniz mi daha? Hayır. İstanbul'daki müdürüyle konuştum. Anne, Gül Gonca. Geldim, geldim abi. Kim bu çiçekten daha güzel kız? Kardeşim efendim. Söyle bakayım bana güzel kız. İsmin ne senin? Gül Gonca efendim. Sen hakikaten bir gül goncası kadar güzel bir kızsın. Burası dünyadan bir parça değil. Cennetten bir köşeye benziyor. İstirahat etmek istiyorsanız odanız hazır efendim. Fena olmaz. Ekrem Bey odasına götür Gül Gonca. Ben de geldiğimizi ustabaşıya haber vereyim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Thank you.
size bir yorgunluk kahvesi pişireyim mi efendim? Peki. Sen ne güzel konuşuyorsun Gül Gonca. Köylü kızı olduğuna bin şahit lazım. İlkokulu bitirdim efendim. Sonra beyefendinin annesinin yanında büyüdüm. Kahvenizi pişireyim efendim. Borduru imzalar mısınız? Yazıhaneye göndereyim. Ver bakayım. Al. Teşekkür ederim. Cip hazır efendim. Gidelim öyleyse. Bugün yazıhanede beyefendinin birkaç güne kadar geleceğini söylediler. Hele şükür. Buraya geleli 15 gün oldu. Beyefendinin yüzünü ilk defa göreceğiz. Hem söyler misin bana? Madem beyefendi bu kadar zenginmiş, neden Gediz'de oturuyor? Gediz'de oturmuyor ki. Uşak'taki köşkünde kalıyor. Buraya maden işlerini görmek ve nişanlısının hesap işleriyle meşgul olmak için geliyor. Demek beyefendi henüz evli değil. Yakında evlenecek. Düğün hazırlığı yapılıyor. Gediz'in en eski ve en zengin ailelerinden birinin kızını alıyor. Ya.
Çavuş buraya gelin. Kimsin sen? Ne arıyorsun burada? Ne mi arıyorum? Hiç. Daha doğrusu... Tutun şu adamı. Hadi söyle. Kimsin sen? Sana soruyorum. Cevap versene. Kimsin? Ne arıyorsun burada? Ben insanların en talihlilerinden biriyim. Buradan geçiyordum. Tesadüfen bahçenize girdim. Gene tesadüfen ömrüm boyunca unutamayacağım muhteşem bir tablo seyrettim. Sen çok ahlaksız bir adamsın. Çıplak bir kadını bir dalın arkasına saklanarak gizlice seyretmek alçaklıktır. Hiddet size çok yakışıyor hanımefendi. Çok güzelleşiyorsunuz. Bırakın kollarını şimdi. Defolup gitsin. Şu sırtta ağaçlar görüyorum. Orada küçük bir su mu var acaba? Evet, bir dere akar. Öyle mi? Ben suyun bulunduğu yere kadar gidip bir sondaj yapayım. O taraflarda da zengin bir damara rastlayacağız galiba. Ben de geleyim mi efendim? Hayır. Ben yalnız giderim. Bana bir kazma verin. Ne kazıp duruyorsun toprağa? Ne arıyorsun burada? Gene mi siz? Senden kurtulamayacak mıyım ben? Söylesene kimsin sen? Çok güzel bir kadınsınız. O kadar güzel ki insan sizden mücadele etmekten korkuyor. Fakat güzelliğiniz kadar da tahammül edilmez bir cüretkarlığınız var. Ben de sizin kim olduğunuzu bilmiyorum. Ben nasıl sizi bilmiyorsam siz de beni bilmeyin. Senin olmayan bir toprağa ne hakla kazıp duruyorsun? Bu ne pervasızlık, bu ne küstahlık. Artık yeter. Tahammülün de bir haddi var. Hadi çevir başını atının. Seninle kaba bir erkek gibi konuşmak istemiyorum. Sen dünyanın en kaba erkeğisin. Tüylerim diken diken oluyor yüzünü görünce. Ya öyle mi? Peki o halde. Senden bu da beklenir. Bırak beni. Bırak beni diyorum. Bırak beni. Alçak. Bırakmayacağım. Söyle ne hakla beni tahkir ediyorsun? Tahkire müstahaksın da ondan. Sen de o tahkire müstahak erkeğin ağzıyla öpülmeye layık bir kadınsın. Şimdi istediğin gibi bana hakaret edebilirsin. Hadi bin atına evine dön. Ben şimdi dudaklarımın ben yaşadıkça yaşayacağına inanıyorum. Kötü adam. Bekliyor Ekrem Bey. Sizi hemen Gediz'e götürecek. Haber ver geldiğimi öyleyse. Abi, Ekrem Bey geldi. Bugün çok yanmışsınız efendim. Gözleriniz kızarmış. Doğru Gül Gonca. Bu sabah bambaşka bir güneşin ateşine tutuldum. İçimin bile yandığını duydum bugün. Niçin durdunuz öyleyse o kadar güneşin altında? Keşke hemen dönseydiniz. Dönmeye kudretim yetmedi Gül Gonca. Gidelim Ekrem Bey. Daha evvel elbise değişeyim. Bekliyorum.
İşte burası efendim. Rıza Bey'in odası orası. Safa geldiniz beyefendi. Böyle buyurmaz mısınız? Teşekkür ederim. İsmi halinizi unuttum beyefendi. Neydi? İsmim Turgut efendim. Fakat beni daima ikinci ismimle Ekrem diye çağırırlar. Efendim, sizi rahatsız etmekten maksadım şu. Yarın Uşak'ta iştirakinizi rica edeceğim bir toplantı yapmaya karar verdik. Bu toplantıda kimlerin bulunacağını öğrenebilir miyim? Madeni bir Belçika şirketiyle beraber işleteceğiz. Yarın şirketin ikinci müdürüyle baş mühendisi Uşak'taki köşküme gelecekler. Hmm. Demek sizin Uşak'ta bir köşkünüz var. Güzel. Ben de zatenizin ismini unutmuşum. Neydi acaba? İsmim Rıza Kerimoğlu. Gel Gülseren. Seni yeni mühendisimize tanıtayım. Ekrem Bey, yeni mühendisimiz. Gülseren nişanlımdır. Sizinle tanıştığına herhalde memnun olacaktır. Tanıştığıma memnun oldum. Sizinle tanışmak benim için bir şereftir hanımefendi. Otur Gülseren. Madenin vaziyetini nasıl buldunuz? İzah eder misiniz? Maden çok zengin. Bilhassa bu sabah bir tepenin eteğinde yaptığım sondajda zengin bir damara tesadüf ettim. Hangi tepenin eteğinde? İsmini bilmiyorum. Yalnız tepenin arka tarafında küçük bir dere akıyor. Gülseren, beyefendinin anlattığı yer sizin Pınarbaşı olacak. Demek orada zengin bir maden sahası buldunuz. Görüyor musun Gülseren? Beyefendi sizin arazinin madenle dolu olduğunu söylüyor. Çok mühim bu. Anlamadım. Arazi sizin değil mi? Hayır. Söylediğiniz arazi tamamen nişanlıma aittir. Öyle mi? Biliyor musunuz, az kalsın bu sabah hanımefendinin arazisi üzerinde çalışırken bir kadının bindiği atın ayakları altında kalıyordum. Kim bu kadın? Fevkalade güzel, genç bir kadın. Allah Allah, kim olabilir bu kadın? Bilmiyorum ama bir defa gördükten sonra bir daha unutulmasına imkan olmayan bir kadın. Ben gidiyorum Rıza. Nereye? Seninle görüştüğüm mühim şeyler var. Dur biraz. Şu halde mütabıkız. Yarın akşam Uşak'ta buluşacağız. Müsaadenizle ben köye döneyim. Çok yorgunum. Nasıl arzu ederseniz. Allah'a ısmarladık efendim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Geliyor hanımefendi. Seni uşağa götüreyim mi Gül Gonca? İster misin?
Teşekkür ederim hanımefendiciğim. Abim burada değil. Annemi yalnız bırakamam. Peki öyleyse. Seni de başka bir gün götürürüm. Sizi uşağa götüreceğim. Hı? Nişanlım sizi de götürmemi söyledi. Alasmalık Gülkonca. Alasmalık Emine Hanım. Güle güle hanımefendi. Ekrem Bey, sizden derhal Geliz'i terk etmenizi istiyorum. Derhal mi? Evet, derhal. Sizi karşımda gördüğüm her an azap duyuyorum. Haysiyetine düşkün bir kadın için bundan büyük bir işkence olamaz. O halde yarın sabah Geliz'den ayrılacağıma emin olabilirsiniz Gülseren Hanım. Fakat bu ani ayrılışa nişanlınızın bir mana verebileceğini düşünmüyor musunuz? Nişanlımın vereceği mana... Sizi her an karşımda görmekle duyacağım ıstırabın yanında hiç kalır. Ya. Yalnız şunu söylemek isterdim ki... bir takım kötü tesadüflerin hazırladığı bu hadiselerin günahı benim değildir. Sizden hesap istemiyorum Ekrem Bey. Hesap vermiyorum. Yalnız sizin tarafınızdan kötü ve bayağı ruhlu bir adam olarak tanınmak istemiyorum. Kapatın rica ederim bu bahsi. Eğer siz biraz fazilet sahibi bir adamsanız... yarın gün doğmadan kalkıp gidersiniz burada. Yarın gün doğmadan giderim buradan Gülseren Hanım. Artık uşağa kadar yolculuk yapmaya sebep kalmadı. Rica ederim dönün. Beni aldığınız yere bırakın. Peki. Lastik patlamış. Köye nasıl gideceğiz şimdi? Yedek tekerlek var mı? Var. Nerede? Arka sandıkta. Biraz yardım ederseniz işimizi daha çabuk bitiririz. Oldu. Teşekkür ederim. Siz kriko ile tekerleği sandığa koyuncaya kadar ben de şuradaki suda gidip ellerimi yıkayayım. Peki. Ne bağırıyorsun, ne var? Bu adamlar bir şey söylüyorlar. Ne istiyorsunuz? Hiç. Ne isteyeceğiz? Bakıyoruz işte. Güzele bakmak sevaptır abi. Karınız kızınız olmayan bir kadının güzelliğinden size ne? Hadi çekin arabanızı. Arabanı sen çek. Biz burada kalacağız. Peki biz çekeriz arabayı. Kalın siz öyleyse.
Hadi binme otomobile. Giderim buradan. Binme otomobile. Ne istiyorsunuz? Ne isteyeceğiz? Hiç. Kadını istiyoruz. Utanmıyorsunuz böyle söz söylemeye. Bana bak hemşeri. Fazla konuştuk. Bırak karıyı bize de git buradan. Biz de Allah'ın kuluyuz. Bir yol öpüversek ağzından eskimez ya dudakları. Bu edepsizliğinizin niye mal olacağını düşünmüyor musunuz? Sonunda hapislerde çürümekten korkmuyor musunuz hiç? Biz hapsin de zindanın da ne olduğunu senden iyi biliriz. Daha dün çıktık. Senelerdir karı yüzü görmüyoruz. Sen bizim yerimizde olsan ne yaparsın? Kafanın kırılmasını istemiyorsan uslukla ver karıyı bize. Siz otomobile binip kaçın. Sizi bırakıp gitmem buradan. Bak tam 6 kurşun var tabancanın içinde. Eğer kıpırdayacak olursan Allah bilir altısında beynine boşaltırım. Hadi al karıyı götür. Ben burada kalacağım. Peki. Eğer ona elinizi sürerseniz elinizi kırarım sizin. Kır elimizi de görelim bakalım. Dur. Gel götür beni hadi. İstediğiniz yere geleceğim. Yalnız dokunmayın ona. Ekrem Bey... Rica ederim benim için hayatınızı feda etmeye kalkmayın. Bu hareketinizi ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. İmdat! Kaç Hasan. Tabancayı aldı elimden. Ne? Bana biraz yardım eder misiniz? Galiba ayağım yaralandı. Yaralandınız mı? Oh, ya Rabbi. Bütün bunlar benim yüzümden. Gülseren Hanım, lütfen şu pantolonu yırtar mısınız? Yapamayacağım, ayağınız kan içinde. Durun ben yapayım. Mühim bir şey değil galiba. Kurşun sıyırmış geçmiş. Bir mendiliniz var mı? Şu gömleğimi sırtımdan çıkarır mısınız? Şimdi bacağımı sıkı sıkı saralım. Peki. Şimdi de yardım edin de otomobile bileyim. Beni belimden tutun ve kaldırmaya çalışın.
Niçin elinizi bıraktınız? Bırakmadım. Beni şuramdan iyice tutun ve bırakmayın. Oldu. Şimdi süratle geldiğimiz yere dönelim. Evvela Gediz'e gidelim. Vakit kaybetmeden bir doktor bulmamız lazım. Beni köydeki evime bırakın lütfen. Sonra Gediz'den bir doktor getirtiriz. O halde sizi bizim köşke götüreyim Ekrem Bey. Köy evinde kim bakacak size? Köşkünüze mi? Çok insafsızsınız. Yüzünde tokat şaklattığınız bir zavallıyı köşkünüzdeki uşaklara eğlence mevzu mu yapmak istiyorsunuz? Öyle bir şey düşünmedim Ekrem Bey. Siz beni köy evine bırakın Gülseren Hanım. Gül Gonca ile annesi bakarlar bana. Geçmiş olsun beyefendi. Tehlikeyi ucuz atlattınız. Şimdi bir müddet hareket etmemeniz icap ediyor. Halbuki yarın gün doğmadan buradan gitmem lazım doktor. Katiyen olmaz. Seyahatinizi birkaç gün tehir edin. Beni Gediz'e siz götüreceksiniz değil mi hanımefendi? Tabii doktor bey, buyurun. Bir şey istiyor musunuz Ekrem Bey? Dönerken alıp getireyim sizi. Dönerken mi? Doktoru Gediz'e bırakıp tekrar buraya mı döneceksiniz? Elbette. Geceyi başucunuzda geçireceğim Ekrem Bey. Teşekkür ederim Gülseren Hanım. Beni gece sabaha kadar beklemenize hiç lüzum yok. Zaten üzüldünüz, yoruldunuz. Hemen köşke avdet etmelisiniz. Hayır Ekrem Bey. Sizin başınızın ucunda sabaha kadar bekleyeceğim. Gül Konca, ben gelene kadar sakın ayrılma. Ekrem Bey'i sana emanet ediyorum. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Siz uşağa gitmeyince nişanlınız merak edecektir. Bir kaza geçirdiğimizi, gelemeyeceğimizi telgrafla bildirdi. Kızım, hadi sen git uyu artık. Kendimi iyi hissediyorum. Uykum yok efendim. Müsaade edin de kalayım. Eğer beni seviyorsan Gül Gonca, gider yatarsın şimdi. Annen buraya işte. Ne olur ben de annemle beraber yanınızda kalayım. Hiç olmazsa küçük hanım gelene kadar. Sen dünyadaki güllerin ve goncaların en güzelisin Gül Gonca. Bilmem seni bırakıp nasıl gideceğim buradan. Küçük hanım geldi galiba. Evet, küçük hanım gelmiş. Nasılsın Ekrem Bey? Teşekkür ederim Gülseren Hanım. Çok iyiyim. Doktor derecenizi almamı söyledi. Bakalım ateşiniz var mı? Hadi siz de gidin yatın. Bir şey lazım olursa seslenirim. Beni çağırın küçük hanım. Annemin uykusu biraz ağırdır. Peki Gül Konca, seni çağırırım. Allah rahatlık versin efendim. İnşallah yarına kadar bir şeyiniz kalmaz. Teşekkür ederim Gül Gonca. Allah sana da rahatlık versin. Dereceyi verin de bakayım Ekrem Bey. ...37.3. Mühim değil. Ateşiniz yok demektir. Gülseren Hanım şu tesadüflere bakın. Ne garip. Bir saat evvel huzurundan azap duyduğunuz adamın bir saat sonra başucunda onun için acı çekiyorsunuz. Ekrem Bey, ne kadar zalim gururunuz var. Fakat siz kimsiniz? Nereden geldiniz buraya? Söyleyin bana. Hayatımın bozulduğunu, yuvamın bozulduğunu hissediyorum. Niçin geldiniz buraya Ekrem Bey? Niçin? Niçin mi geldim? Sonu facia ile biten bir hikayenin ıstırap ve hatıralarından yakamı kurtarmak için. Bana bir sigara verir misiniz?
o gün trene bir güneş gibi girdiğiniz zaman şaşırdım birdenbire. Kendi kendime ya Rabbi diyordum. Ben bu kadını nerede gördüm? Nerede buluştum onunla? Bir türlü hatırlayamıyordum. Demek birine benzettiğiniz için bu kadar alakadar oldunuz benimle. Hayır. Sizi birine benzetmedim. Siz aynı güneşle aydınlanan bir bulutun ikinci bir parçası gibiydiniz. Belki rüyalarımda tanımıştım. Ekrem Bey, size acımak mı yoksa hiddet etmek mi lazım geleceğini tayin edemiyorum. Söyleyin bana. Sizi böyle dağdan dağa, memleketten memlekete sürükleyen ıstırap dolu o hikaye nedir? Bırakın rica ederim şimdi o hikayeyi. Bana o felaketi hatırlatmayın Gülseren Hanım. Affedersiniz Ekrem Bey. İsteyerek yapmadım. Kadınların verdikleri dertlerden uzaklaşmak için ta dağ başlarına kadar kaçtınız. Burada da karşınıza sizi yeni ıstıraplara karıştıran başka bir kadın çıktı. Fakat inanın bana Ekrem Bey, bu gece sizi öldürmüş olsaydılar eğer, bu ıstıraba tahammül edemez. Boğardım kendimi yatağımda. Boğar mıydınız? Artık ben mahvoldum Ekrem Bey. Bunu hissediyorum. Dışarıda bir gürültü var Gülseren Hanım. Galiba bir otomobil geldi. Kim olabilir bakar mısınız? Rıza gelmiş. Rica ederim silin gözyaşlarınızı Gülseren Hanım. Saçlarınızı da düzelttiniz. Çok perişan saçlarınız. Ruhum daha perişan Ekrem Bey. Ruhunuzu değil, saçlarınızı görecek nişanlınız Gülseren Hanım. Rıza Beyefendi geldi hanımefendiciğim. Sizi soruyor. Burada olduğumu söylemedin mi Gül Konca? Annem söyledi efendim. İyi ya işte. Gelsin o halde. Niçin yukarıya çıkmadı? Telgrafını alır almaz cibe atladım geldim. Hadisenin bir kaza eseri olmadığını şimdi öğrendim. Korktun mu çok? Bir yerine bir şey olmadı ya. Beni bırak da benim için hayatını tehlikeye koyan Ekrem Bey'in hatırını sor Rıza. Fakat Rıza Bey, hanımefendi şu anda çok heyecanlı. Uykusuz da kaldı. Fakat otomobili nasıl durdurdular? Lastik patlamıştı. Hadise tekerleği değiştirirken oldu. Ekrem Bey'i yorma Rıza. Sual sormanın sırası mı şimdi? Nişanlımı koruduğunuz için size teşekkür ederim Ekrem Bey. Arzu ederseniz doktoru göndereyim. Bu gece yanınızda kalsın. Teşekkür ederim Rıza Bey. Buna lüzum görmüyorum. Siz hanımefendiyi alıp teşrif edin. Gülseren Hanım'ın derin bir sükunete ihtiyacı var. Fakat Ekrem Bey... Rica ederim Gülseren Hanım. Madem ki öyle istiyorsunuz, peki. Yarın sabah erkenden geliriz. Allah rahatlık versin Ekrem Bey. Bu geceyi ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Size de Allah rahatlık versin Gülseren Hanım. Ona iyi bak Gül Konca'yım. Beni çağırtmışsınız mühendis bey. Hı hı. Bu zarfı müdüriyete gönder Ahmet Çavuş. Dikkat etsinler kaybolmasın. Buradan ayrılacağınızı bildiren mektup galiba mühendis bey. Öyle. Fakat mühendis bey. Böyle olması icap ediyor Ahmet Çavuş. Ne yapalım? Hala mı ağlıyorsun Gül Gonca? Ağlama benim güzel kızım. Sil gözlerinin yaşını. Elimde değil, tutamıyorum gözyaşlarımı. Ne olur gitmeyin. Bizi bırakmayın. Size öyle alıştık, sizi öyle seviyoruz ki. Yarın siz buradan gidince biz ne yaparız? Ben nasıl girerim bu odaya? Ya ben? Beni hiç düşünmüyor musun Gül Gonca?
Senden ayrılırken kalbim kopuyormuş gibi içimde bir acı hissediyorum. Ne yapayım, mecburum. Gideceğim buradan. Belki bizi de bir gün unutacaksınız Ekrem Bey. Sizi unutabilir miyim hiç? Burada yaşadığım günleri hayatımın sonuna kadar yaşayacağım. Sana bir mektup vereceğim Gül Gonca. Lord Gülseren Hanım'a götüreceksin. Ama kendi elinle vereceksin ona mektubu, olur mu? Peki. Şimdi giyinip gelirim. Siz hazırlayın mektubu. Gülseren Hanım, insan bir felaketten iki şekilde kurtulabilir. Ya kaçar ya ölür. Ben ölmeden evvel kaçmayı tecrübe edeceğim. Yarın gün doğmadan bir daha dönmemek üzere Gediz'den ayrılıyorum. Sizden son ricam, bu mektubu büyük bir acının ifadesi olarak kabul ediniz. Arkamdan ilahi gözlerinizi kaldırıp korktu ve kaçtı demeyiniz. Sizin için mücadeleye girmekten korkacak bir erkek mevcut değildir dünyada. Sizi tanıdım, artık başka bir kadın tanıyamam. Beni unutulmaz hatıralarla bağladınız. Sonsuz bir ıstıraba sevk ettiniz. Bundan sonra hatıralarımla, ıstıraplarımla baş başa yaşayacağım. Mesut olunuz, Tanrı sizi korusun. Sen misin Gül Gonca? Hayır Ekrem Bey, Gül Gonca değil benim. Niçin geldiniz? Yapmamalıydınız bunu. Elinizi uzatın Ekrem Bey. Görmüyorum önümü. Durun lambayı yakayım. Hayır hayır, yakmayın. Böyle daha iyi. Karanlık cesaret veriyor bana. Fakat Gülseren Hanım... Rica ederim. Beni bir dakika dinleyin Ekrem Bey. Dinliyorum. Bu son haftanın bütün gün ve gecelerini nefsimle mücadele etmekle ve ağlamakla geçirdim Ekrem Bey. Neticede anladım ki ben artık irademe sahip değilim. İrademe başka bir adam sahip. Düşüncelerimin, ruhumun yalnız bu adamla dolu olduğunu hissediyorum. Ben bu adamı seviyorum Ekrem Bey. Hayatım, istikbalim, ruhum, her şeyim bu bir tek kelimenin ifade ettiği manada toplanıyor. Seviyorum. Artık beni bırakıp gidemezsiniz Ekrem Bey. Bu ayrılığa tahammül edemem ben. İnanın bana, eğer beni bırakıp giderseniz öldürürüm kendimi. Gelin yürüyelim sizinle biraz Gülseren Hanım. Burada sizinle yalnız bir odada kalmamız dikkati çeker. Lambanızda gaz kalmadığını zannettim de bir idare getiriyordum. Hayır Gül Gonca, lambayı ben mahsus söndürmüştüm. Dışarı mı çıkacaksınız efendim? Evet, hanımefendiyi köşküne götüreceğim. Sizi bekleyeyim mi efendim? Hayır yavrum, sen yat, bekleme beni. Peki yoruldum Ekrem Bey. Oturalım biraz şurada. Niçin ayakta duruyorsunuz Ekrem Bey? Otursanıza. Söyleyin bana Ekrem Bey. Beni burada ıstıraplarımla baş başa bırakıp gitmeye nasıl cesaret edeceksiniz? İçiniz yanmayacak mı?
Hiç vicdan azabı çekmeyecek misiniz? Ne yapabilirim Gülseren Hanım? Siz bir adama evlenmek için söz vermiş bulunuyorsunuz. Sizin sözünüzde durmanız, benim de kaçıp gitmem lazım buralardan. Sevilen bir kadın iki erkek arasında taksim edilemez. Seven bir kadının aşkı da iki erkek arasında taksim olmaz Ekrem Bey. Size bütün varlığımı istila eden, sonsuz bir aşkla bağlı bulunuyorum. İşte onun içindir ki ömrümün bu tek gecesini yudum yudum yaşamak istiyorum. İnanın bana Ekrem Bey, hiçbir kadın benim kadar sizi sevemez. Sizden yalnız sizi istiyorum Ekrem Bey, inanın bana. Gülseren Hanım, ben henüz yeni bir ıstıraptan kurtuldum. Tekrar başka bir ıstırabı tutulmak istemiyorum, mahvolurum sonra. Mahvolmak da bazen bir saadettir Ekrem Bey. Bırakın bütün varlıklar silinsin gözlerimizden. Yalnız bu anı yaşatalım. Beni kollarınızın arasına alınız. Ya birbirimizin olacağız bu gece, ya da yok olacağız. Savcı yardımcısı beyefendi burada mı? Buyurun içeride. Buyurun. Bir şey mi istiyorsunuz? Bilmem hatırlıyor musunuz? Ekrem Turgut isminde bir maden mühendisinin evinde bir genç kız öldürülmüştü. Bu cinayetin hakiki sebebini ve bu cinayete sebep olan adamın adres ve hüviyetini öğrenmek istiyorum. Bu cinayet sizi niçin bu kadar alakadar ediyor? Söyler misiniz? Öldürülen kız kardeşimdi benim. Kardeşiniz miydi? Buyurun oturun. Şüphesiz bu elim hadisede kardeşimin de büyük bir günahı vardı. Ancak o günahını hayatıyla ödedi. Halbuki siz iki bedbaht kadının ölümüne sebep olan o adamı serbest bıraktınız. O adamın cinayetle bir fiil alakası yoktu. Hakkında ademi takip kararı vermeye mecburduk. Anlıyorum. Fakat bence suç işleyen bir insanın asıl vicdan mahkemesine müracaat edip oradan beraat kararı alması icap eder. Sizden daha tecrübeli bir insan olarak size bir şey söyleyeyim. Bu dünyada insanlar için halk edilmiş duyguların en zalimi, en vahşisi muhakkak ki intikam hissidir. Bunu sizin de böyle kabul etmenizi rica ediyorum. Yaptığımız tahkikat kardeşinizin mühendisle o akşam tanıştığını göstermektedir. Nasıl olur? Yeni tanıştığı bir adamın evinde kız kardeşim sabaha kadar nasıl kalır? Peki nerede oturuyormuş bu mühendis acaba? Zannederim Cihangir'de. Mamafi kendisine geçenlerde bir tebligat yapacaktık. Evinde bulamadık. Bir maden işinde çalışmak üzere Uşağı'mı, Gedize'mi bir yere gitmiş dediler. Gedize mi dediniz? Çok teşekkür ederim beyefendi. Sizi rahatsız ettim. Müsaadenizle. Ayşe çabuk banyomu hazırla. Yorgunluktan ölüyorum. Hanımefendiciğim, Rıza Bey bir saatten beri sizi bekliyor odada. Ya. Peki. Seni bir saattir burada bekliyorum Gülseren.
Erkenden çıkmış bir daha dönmemişsin. Neredeydin? Bu sabah gelir gelmez Ekrem Bey'in bir hafta evvel bıraktığı bir kağıdı buldum. Aramızdaki mukaveleyi feshettiğini bildiriyor. Ne demek oluyor bu? Sen bugün Ekrem Bey'i gördün mü? Evet Rıza, gördüm. Bütün gün onunla beraberdik. Bütün gün mü? Rica ederim Rıza, söyleyeceklerimi sükunetle dinle. Birbirimizi kırmaya, birbirimizi incitmeye sebep yok. Ne demek istiyorsun Gülseren? Maksadını açıkça söyle. Rıza, beni affet. Seninle evlenemeyeceğim. Benimle evlenmeyecek misin? Evet Rıza. Bu hakikati sana söylemeye mecburum. Artık seni mesut edebilecek kudrete sahip olmadığımı hissediyorum. İkiyüzlülükten iğrendiğimi bilirsin. Ne yapayım? Ekrem Bey'i seviyorum. Evleneceğim onunla. Onunla evlenecek misin? Evet. Benim kalbiyle bir yabancıya, vücuduyla kocasına ait ikiyüzlü bir kadın olamayacağımı bilirsin. Senden ayrılıp sevdiğim adamla evleneceğim. Yapılacak dürüst hareket budur Rıza. Peki Gülseren. Seven ve isteyen bir kadını hiçbir kuvvet tutamaz. Talihin bu acı darbesiyle mücadele etmeye çalışacağım. Şimdi söyle bana. Buradan sen mi gideceksin, ben mi? Benim gitmem daha doğru olacak. Fakat Rıza. Seni, benim bu kadar sevdiğimi, senin de beni bu kadar sevmediğini ancak şimdi öğrenmiş bulunuyorum. Allah'a ısmarladık Gülseren. Tanrı seni mesut etsin. Olamadım. Çok heyecanlısın bu sabah. Hayrola? Oh, biraz şöyle yürüyelim. Size anlatacak çok şeyim var. Gül Gonca, sen eve dön. Ben Gülseren Hanım'la biraz yürüyeceğim. Peki efendim. Ben eve giderim. Siz gidin. Ekrem Bey, dün Rıza ile konuştum. Sizinle evleneceğimi
ayrılmamız icap ettiğini söyledim. Peki ne dedi? Derin bir ıstırap içinde, seven ve isteyen bir kadını hiçbir kuvvet tutamaz dedi. Tanrı'dan benim için saadetler diledi. Sonra Gediz'i büsbütün terk etmek üzere benden ayrıldı. Onun beni bu derece sevdiğini... Size verilecek bir havadisim daha var Ekrem Bey. İstanbul'dan telgraf aldım. Bu akşam abim geliyor. Abin mi? Evet. Niçin hayret ettiniz? Ama hakkınız var. Abimi nereden bileceksiniz? Daha beni bile iyice tanımıyorsunuz. Doğru. Sahi sen kimle oturuyorsun burada? Babanla mı? Ne babamla ne de annemle. Onlar öleli çok oldu. Teyzemle oturuyorum. Peki abin neredeydi? İsviçre'de hukuk tahsil ediyordu. Benden 2 yaş büyüktür. Başka kardeşin yok mu? Ne oldun Gülsere? Neden birdenbire değiştin? Yüzün sapsarı oldu. Bir kız kardeşim daha vardı. Öldü. Affedersin Gülsere. Bilmiyordum bunu. Beni köşke götürün Ekrem Bey. Peki. Hoş geldiniz küçük bey. Abiniz geldi hanımefendiciğim. Sahi mi? Yak lambaları. Abi. Gülseren. Seni ne kadar özledim bilsen. Söyle bakalım Gülseren, ne yapıyorsun? Ne alemdesin? Hiç abi. Hayat bildiğin gibi devam ediyor. Benim de seni öyle göreceğim gelmişti ki. Öyle mühtaçtım ki sana. Yalnızlık ıstırapla karışınca tahammül edilmez bir hal alıyor abi. Hakkım var Gülseren. Kim bilir ne acı günler yaşadım. Ama ben senden daha feci bir vaziyete düştüm. Kendimi o büyük darbenin tesirinden kurtarabilmek için neler çektim bilsen. İkimiz de meğer ne kadar çok seviyormuşuz Gülderen'i. Yorgun olmalısın. Bir banyo al. Yemekten sonra uzun uzun konuşuruz. Doğru söyledin. Demek Rıza'dan sevemeyeceğini anladığın için ayrıldın. Fakat evlenmede mühim olan şey şefkat ve karşılıklı hürmet, aşk değil. İnanmıyorum buna ben. İnsan sevmeyince mesut olamaz. Yoksa bir başkasıyla evlenmeyi mi düşünüyorsun? Henüz hiçbir şey düşünmüyorum abi. Her sevilen erkekle evlenilmez Gülseren. Ne demek istiyorsun abi? Sen talihsiz kardeşimiz tarafından sevilen erkeğin kim olduğunu biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Yalnız bildiğim şu. Adi ruhlu bir adam zavallı kız kardeşimi alçakça ifade etmiş. Meselenin en mühim tarafı da bu zaten. Gülderen aldatılmış mıdır, aldatılmamış mıdır? Bunu anlayacağız. Halledemediğim bir iki nokta daha var. Onlar da yarın aydınlanınca kardeşimizin hayatına son veren o sefil ruhlu adamın hayatına da ben son vereceğim. Öldüreceğim onu yarın sabah. Kimi öldüreceksin abi? Şimdi söyle sen bana. Rıza'nın madeninde çalışan bir mühendis varmış burada. İstanbul'dan gelmiş. İsmi Ekrem. Sen tanıyor musun bu adamı? Evet tanıyorum. Namuslu... Karakter sahibi bir adamdır. Fakat niçin sordunuz abi? Konuştuğumuz mevzu ile bu adamın münasebeti ne? Gülderen'in sevdiği ve uğruna canını feda ettiği adam... ...senin namuslu, karakter sahibi dediğin mühendis Ekrem Bey. Olamaz mı? Asla! Yalan!
Niçin birdenbire heyecan ve endişe duydun Gülseren? Söyle niçin? Şaşırdım birdenbire. Hayret ettim de. Demek Gülderen'in sevdiği adam Ekrem Bey'miş, öyle mi? Yarın sabah onunla görüşecek, konuşacaksın. Sonra da... Ne konuşacağım? Ne görüşeceğim? Sadece aramızdaki hesabı göreceğim, o kadar. Gitme abi. Yalvarırım sana, yapma bunu. İşlenmiş bir günahın ıstırabını... İkinci bir günah ortadan kaldıramaz. Yarın sabah güneş yükselirken o küçük köy evinin odasında cereyan edecek faciayı gözlerimle aynen görür gibi oluyorum şimdi. Hayır, hayır, bunu yapmamalısın. Yapmamalısın bunu abi. Bu temiz ellerini şerefsiz bir damardan akacak kirli bir kana bulaştırmanın ne faydası var? Öldürmek bir anda insanı bütün azaplardan kurtarmak demektir. Bırak ölmesin. Yaşasın. Yaşasın da her gün biraz daha ölerek o da bizim gibi ıstırap denilen şeyin ne olduğunu öğrensin. Yorgunum. Uyumak istiyorum. Ne yapacaksın şimdi? Sevilen bir erkeği iki kardeş arasında paylaşmaya imkan var mı? Ömrün boyunca bu sonsuz ıstıraplarla nasıl mücadele edeceksin? Ekrem'in bu faciayı senden saklamasını unutabilir misin? Bir kardeşin ölüsü üzerinde bir diğer kardeşe aşktan bahseden zalim ve ruhsuz bir adamı af mı edeceksin? Söyle, kararını ver. Ver kararını. Siz misiniz küçük hanım? Çabuk atımı hazırla Kerim Çavuş. Seni bahçe kapısında bekliyorum. Yalnız gürültü etme. Ama bu saatte... Sen dediğimi yap. Baş üstüne küçük hanım. Sabahın bu saatinde nereye gitti kardeşim? Nereye gittiğini söylemedi küçük bey. Yalnız çok sinirliydi. Onu hiç böyle görmemiştim. Halini hiç beğenmedim. Ya. Çabuk bana bir at hazırla. Baş üstüne küçük bey. Ekrem Bey yukarıda mı? Yukarıda ama ona bir şey oldu galiba küçük hanım.
Bütün geceyi uykusuz odada dolaşmakla geçirdi. Niçin? Ne var ki? Bilmiyorum küçük hanım. Akşam yemekten sonra abimle bir şeyler konuşuyorlardı. Ekrem Bey birden ne söylüyorsun diye haykırmaya başladı. Gülderen mi? Gülseren'in kız kardeşi öyle mi? Bu çok feci, çok feci diyerek gitti odasına kapandı. Şaşırıp kaldık. Bir tek kelime bile konuşmuyor. Ne olur bir defa da siz gidin. Belki size söyler derdini. Yaklaşmayın bana Ekrem Bey. Keşke sizi görmemiş yahut hiç doğmamış olsaydım. Bir erkeğin bir kadına yapabileceği en büyük kötülüğü yaptınız bana Ekrem Bey. Madem ki bir gün öğrenecektim bu müthiş faciayı, onun için sakladınız benden. Bana hiç mi acımadınız? Yalvarırım Gülsene. Evvela beni dinle, sonra hükmünü ver. Sizi dinlemek istemiyorum artık. Mezarımda bile sizden nefret edeceğim. Siz dünyanın en zalim, en vicdansız insanısınız. Gülseren. Sizi kardeşimle bir arada görüyorum. Yüzünüzde onun yüzü, gözlerinizde onun gözlerinin ışığı var. Beni arasına aldığınız kollarınızda kardeşimin hayali dolaşıyor. Bu müthiş ıstıraba bir kadın dayanamaz Ekrem Bey. Ölmek istiyorum. Fakat anlıyorum ki kendimi öldürmeye muktedir değil. Alın bunu, beynime boşaltın. Bir anda yok olun. Sen çıldırdın mı Gülseren? Ben seni nasıl öldürebilirim? Sensiz bir dünya benim için sabahsız bir geceden başka bir şey değildir. Ben yalnız seni seviyorum. Seni seviyorum. O talihsiz kızın kardeşin olduğunu daha dün gece öğrendim Gülseren. Eğer bu zalim hakikati daha evvel bilmiş olsaydım, beynimi bir taşın üzerinde parçalar, gene karşına çıkmazdım. Dinle beni Gülseren. Bu hazin hikayenin en gizli tarafını bile saklamadan anlatacağım sana. Eğer beni gene suçlu görürsen söz veriyorum, vereceğin en ağır hükmü dahi kabul edeceğim. Bir gece İstanbul'da Cemile isminde tanıdığım bir kadınla İstinye'den Maslak yoluna çıkarken otomobilimiz bir genç kızın kullandığı bisikletle çarpmıştı. Bu genç kız güzel, neşeli, o nispetle cüretkar bir kızdı. İstediğini elde etmek için hiçbir şeyden çekinmez bir hali vardı. Güzelliği ve gençliğiyle bir erkeği mağlup etmesini öyle biliyordu ki. Hiçbir erkek bu genç kızın büyüleyici nüfuzundan kendini kurtaramazdı. Bu feci hikaye böyle başladı, böyle bitti. Şimdi bu faciayı bütün iç yüzüyle öğrenmiş bulunuyorsun. Sana yemin ederim kız kardeşini o akşam tanıdım. Beni affetmelisin Gülseren. Yalvarırım sana benden uzaklaşma. Ayrılma benden. Bu ikimizin de hayatını mahvolması demektir. Ne olursa olsun. Artık siz benim için mevcut değilsiniz Ekrem Bey. Günahsız olsanız dahi sizi korkunç mazinizle kabul edemem. Her şey bitti artık. Derhal burayı terk edip gidin. Ve bir daha geri dönün. Gitmek benim için ölmektir Gülseren. Kalmak da sizin için ölmek olacak Ekrem Bey. Çünkü gitmezseniz kardeşim sizi öldürecek. Kardeşin mi öldürecek beni? Ben kardeşine ne yaptım? Beni niçin öldürmek istiyor? Bir erkek sevdiği kadından ömrü boyunca ayrılmamak için bu derece ıstırap çekerse o erkeği öldürmek değil, ona karşı saygı duymak icap eder. Ama madem ki öyle istiyor, büsbütün burada kalacağım şimdi. Gelsin beni öldürsün, kurtulayım bu azaptan. Ekrem Bey, sizi öldürmeyeceğim. Sizi ıstıraplarınızdan kurtarmayacağım. Çünkü sizi öldürmek hakkına sahip olmadığımı şimdi öğrenmiş bulunuyorum. Sizi vicdanınızla, günahlarınızla baş başa bırakacağım. Bütün konuştuklarınızı kapının arkasından dinledim Gülseren. Seni de mesul addetmiyorum. Kız kardeşimden ömrünüz boyunca ayrılmak istemediğinizi söylediniz şimdi. Ben kendi hesabıma hayatını sevdiği kadının hayatıyla birleştirmek için ölümden bile yılmayan bir erkeğin kız kardeşimle evlenmesine itiraz etmem. Çıldırdın mı sen abi? Karar vermek hakkı senindir Gülseren. Ancak kararını verirken yalnız hislerinin değil, aklı Selim'in de sesini dinlemeye mecbursun.
Ekrem Bey, derhal terk edin burayı. Tekrar ediyorum, siz benim için ıstıraptan başka bir şey değilsiniz artık. Bu son sözün mü Gülseren? Son sözüm Ekrem Bey. Peki öyleyse, gidiyorum. Bir daha dönmemek, geri gelmemek üzere gidiyorum. Gül Gonca, abine söyle cipi hazırlasın. Sen de bavulumu aşağı indiriver. Allah'a ısmarladık Emine Hanım. Güle güle. Gitti abi. Bir daha geri dönmemek üzere gitti. Ölüyorum. Boğuluyorum abi. Ya öldürün ya kurtar beni bu ıstıraptan. Hayatı biraz da kusurları ve günahlarıyla kabul etmek lazım. Evkin hayatında sevilen ve yaşayan bir kadın ilk değil son kadındır Gülseren. Bazen küçük bir hata bir ömre mal olur. Bunu hiç aklından çıkarma Gülseren. Abi, abi ne demek istiyorsun? Koş, fırla. Seni isteyen adamı bul. Dünya bu kadar acı çekmeye değmez. Nereye gidiyorsun Gülseren? Sevdiğim adama yetişmeye abi. Ya beraber döneceğim ya hiç dönmeyeceğim artık. Yaşayamayacağımı anladım Ekrem Bey. Eğer kabul ederseniz ömrümün sonuna kadar sizinle beraber olacağım. Gülseren. Ekrem. Beni nereye götürüyorsun Gülseren? Evimize götürüyorum Ekrem Bey. Hangi evimize? Karımın beni uşaklarına tutturup yüzümde insafsızca tokat şaklattığı evimize mi? Hayır Ekrem Bey. Kocamın beni eski bir Osmanlı çapkını gibi fındık dalları arasından gizlice seyrettiği evimize.